Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Türkiye gündemini sıcak bir şekilde meşgul eden Sayın Enis Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ilgili basın toplantısını düzenlemiş bulunmaktayız. Şimdi Anayasa Mahkemesi kararı hangi mahkemenin kararı gitti Anayasa Mahkemesi'ne? Ortada temiz edilen karar hangi mahkemenindi? Olayın seyri şuydu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamayı yaptı. Ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamayı yaptıktan sonra Enis Berberoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararı 25 yıllık bir mahkumiyet kararı verdi. Nerede? Şu mahkeme kararı değerli arkadaşlar. Burada 25 yıl hapis cezasını verdiğini 14. Ağır Ceza Mahkemesi açıklıyor. 14. Ağır Ceza Mahkemesi 25 yıl hapis cezasını verdikten sonra Enis Berberoğlu avukatları bu davaya itiraz ediyor, istinaf mahkemesine gidiyor. İstinaf mahkemesine gidince istinaf mahkemesi diyor ki 14. Ağır Ceza Mahkemesi senin verdiğin bu karar hukuka aykırıdır diyor. 5 yıl 10 ay hapis cezası veriyor. 5 yıl 10 ay hapis cezası veriyor. İstinaf mahkemesi. Ama 5 yıl 10 yıl hapis cezasına istinaf mahkemesi verirken ilk derece mahkemesi olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını kaldırarak veriyor. Peki hukukta istinaf mahkemesi Türk hukukuna yeni girdiği için çok fazla tartışılmıyor. Şimdi istinaf mahkemesi değerli arkadaşlar bizdeki üst mahkeme olan Yargıtay bir inceleme ve denetim mahkemesidir. İnceleme ve denetim mahkemesi olan Yargıtay yargılama yapma yetkisi yoktur. İstinaf mahkemesinin Yargıtay'dan farklı olan özelliği şudur. Bir, ya Yargıtay gibi sadece denetler ve inceler, kararı bozar, yerel mahkeme olan 14. Ağır Ceza'ya gönderir veyahut da 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını kaldırarak kendisi ilk derece mahkemesi sıfatıyla karar verir. Enis Berberoğlu'nun olayında İstanbul 2. yani BAM dediğimiz bölge Adliye Mahkemesi'nin 2. ceza dairesi kendisini esas mahkemesi yerine geçerek ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak kendisi 5 yıl 10 ay hapis cezasını vermiştir. Bu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kaldırılması demek böyle bir karar hukuk aleminde yok demektir. Böyle bir karar ortada yoktur. Fiilen yoktur, hukuken yoktur. Çünkü istinaf mahkemesi kendisi asıl mahkeme yerine geçerek tanıkları dinlemiş, delilleri toplamış, esas kararı vermiştir. Peki bu esas kararla karar kim vermiş? İlk kararı veren istinaf mahkemesi dediğimiz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'dir. 2. Ceza Dairesi'nin bu kararı temize gitmiştir. Yargıtay'a gitmiştir. 16. Ceza Dairesi'ne gitmiştir. 16. Ceza Dairesi demiş ki ilk derece mahkemesi sıfatıyla kararı veren istinaf mahkemesinin kararını onamıştır. Bu onamayla birlikte karar kesinleşince bireysel başvuru hakkı açısından Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi'ne gitmiştir. Yani burada Anayasa Mahkemesi'ne gidilen karar istinaf mahkemesi kararıdır. Yani İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2. Ceza Dairesi'nin kararı istinafa gitmiştir. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı istinafa gitmemiştir. Böyle bir karar yok çünkü. Bunun kararını istinaf mahkemesi kaldırıyor. Kaldırdığı için hukuken böyle bir karar yok. Ve Anayasa Mahkemesi iki maddeden dolayı güvenlik hakkı nedeniyle anayasanın 17. maddesi
siyasi faaliyette bulunma hakkı 67. maddelerinden dolayı hak ihlalini buluyor ve mahkeme kararını hak ihlali olduğu gerekçesiyle Anayasa Kanunu'nun Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanunun 50. maddesi uyarınca da bu hak ihlalini ortadan kaldırmak için esas mahkemesine Ceza Muhakeme Kanunu'nun 304. maddesinin 2. fıkrasını bebende uyarınca göndermesi gerekiyor. Bu kararı usul hattasını Anayasa Mahkemesi yapıyor. Usul hattasında neyi yapıyor Anayasa Mahkemesi? Kendi kararının son fıkrasında kararın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ilişkin karar veriyor. Bununla ilgili yaşantıda, hukuk yaşantımızda benzer kararlar olmuş mu? Olmuş. Yani burada kamuoyunu hakikaten doyurucu bir şekilde bilgilendirmek lazım. Olmuş mu? Olmuş. Nasıl olmuş? Bu konuyla ilgili Profesör Doktor Hakan Pekcanites, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, aynen buradaki ilgili mahkeme ile anlaşılması gereken, tespit edilen hak ihlalin sonuçlarını ortadan kaldıracak olan mahkemedir ki bu mahkeme genellikle davanın görüldüğü ilk derece mahkemesi olarak anlaşılıyor, deniliyor. Ancak burası önemli. Burası çok önemli. Esas bizim konumuz bu zaten. Bam teli burası. Ancak bugün için eğer ilk derece mahkemesinin verdiği karara karşı başvurulan istinaf mahkemesi tarafından ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak aynı bizim olayda olduğu gibi Enis Bey'in kararını, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını istinaf mahkemesi kaldırarak hak ihlaline sebep olan karar verilmiş. Bu karar da aynen Yargıtay'dan onaylanarak kesinleşmiş ise ilgili mahkeme olarak istinaf mahkemesi anlaşılmalıdır diyor. Bununla ilgili Yargıtay Dairesi'nin bir kararı bu şekilde itilaf çıkmış. Nitekim Yargıtay 22. Hukuk Dairesi bu şekilde gönderme kararını vermiştir. Demiş ki efendim Yargıtay 22. Hukuk Dairesi efendim ilk derece mahkemesi, iş mahkemesi kararını veriyor. İstinafa gidiyor. İstinaf diyor ki ey iş mahkemesi, senin verdiğin kararı ben ortadan kaldırıyorum. İlk derece mahkeme sıfatıyla ben kararı veriyorum. Ve o kararı Yargıtay'a gönderiliyor. Yargıtay'da onandıktan sonra davacı olan kişi bunu, karar kendisini tatmin etmiyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu yapıyor. Bireysel başvuruyu yaptıktan sonra dosyayı o dönem Anayasa Mahkemesi Yargıtay'a gönderiyor. Yargıtay da diyor ki ilgili mahkemedeki kasıt ilk kararı veren istinaf mahkemesidir, ben değilim diyor. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi'nin usulü hatası bu kararı istinaf mahkemesine göndermesi gerekir iken Anayasa Kanunu Kuruluşu'nun 50. maddesi CMK'nın 304. maddesinin 2. fıkrasının bebende uyarınca Anayasa Mahkemesi kararını istinaf mahkemesine göndermesi gerekirken 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesi hatadır, usulsüzdür. Bu nokta bir. İkinci hata şu. Şimdi ya Allah rızası için biz bir önce ne anlattık? Dedik ki İlk derece mahkemesinin kararını istinaf bozdu mu? Ortadan kaldırdı mı? Kaldırdı. İlk derece mahkemesi yerine geçti, kendisi karar verdi. Artık bir ilk derece mahkemesi olan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını kaldırdığı için böyle bir karar yok hükmündedir. Şimdi bomba gibi haber aslında bu olay. Yani hakikaten Türkiye'de hukukun ne kadar çiğnendiği, hukukun ne kadar kararların, mahkemelerin özensiz karar verildiğini, İnsanların temel hak ve özgürlüklerinin ne kadar keyfi bir şekilde ihlal edildiğinin açık karinesi. Şimdi bu Anayasa İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararı şu şekilde arkadaşlar. Yani bu Anayasa Mahkemesi kararı kendisine gönderdikten sonra 13 Ekim 2020 tarihinde bir karar veriyor. Kararında diyor ki
kararında sonuç kısmında diyor ki, efendim, mahkememizin, burada aynı okuyorum ben, Anayasa Mahkemesi'nin 17 Eylül 2020 tarihli başvurucu hakkında vermiş olduğu kararda, hak ihlali tespitinden sonra yeniden yargılama yapılmasına ilişkin talebin yerindelik denetimi kapsamında kalması sebebiyle yerinde bulunmadığından dolayı reddine diyor. Ama devamı çok önemli. Mahkememizin, yani İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 14.06.2017 tarihli 2016'ya 205 esas 2017'ye 97 sayılı karar hükmünün aynen ifasına. Bir hatırlarsanız da 14. Ağır Ceza Mahkemesi ilk kararının tarihini yazıyor. İlk kararının dosya numarasını yazıyor. İlk kararda Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası vermişti. Buradaki kararın da yeni Anayasa Mahkemesi'nden sonra benim bu diyor 25 yıllık ceza kararının hapis cezasını aynen ifade edin diyor. Şimdi arkadaşlar 25 yıllık cezayı Enis Berberoğlu itiraz etmese infaz savcısı bu cezayı ne yapacak? Mahkeme infaz savcına gönderecek. İnfaz savcı diyecek ki Enis Berberoğlu gel, senin hakkında 25 yıllık hapis cezası var. Cezaevine 25 yıl için infaz savcılığı yazı yazacak. E peki bu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını İstinaf Mahkemesi kaldırmış mıydı? Kaldırmıştı. Ne kadar ceza verilmişti? 5 yıl 10 ay ceza verilmişti. Şimdi hangi karar geçerli? Hangi karar geçerli? Yani bunu hukukla ilgisi olmayan insan dahi bunu şöyle bilir ki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını kaldıran İstinaf Mahkemesi'nin verdiği 5 yıl 10 ay geçerli değerli arkadaşlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu garabete bakar mısınız? Bu çelişkiye bakar mısınız? Yani istinafın kararı geçerliyken 14. Ağır Ceza Mahkemesi yetkili değil ki. Kendisinin böyle bir kararı yok. Son kararında, yani bu Anayasa Mahkemesi kararında eski kararına atıf yapıyor. Eski kararı yok ortada. Hukuken yok. Çünkü o kararı İstinaf Mahkemesi kaldırmış. Kaldırdığı için olmayan bir kararına sen atıf yaparak 25 yıl nasıl ceza verebilirsin? Yetkin yok ki. Bu karar yok hükmündedir. Anayasa ihlal suçu işlenmektedir. Yani burada eğer hukuk fakültesinde bu yargıçlar, yani 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Enis Berberoğlu'yla ilgili verilen son kararı hukuk fakültesinde olmuş olsalardı ceza hukukunda sıfır alırlardı. Ceza Türk ceza hukuk dersinde, ceza muhakeme dersinde sıfır sınıfta kalırlardı bunlar. Yani yazık, günahtır. Yargıyı bu şekilde ehliyetsiz insanların eline bırakmak yargıya yapılabilecek en büyük kötülüktür. İnsanımıza yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu yargının itibarsızlaştırılmasıdır. Ben şimdi bunu iki kararda alt alta koydum zaten. Birinde 25 yıl, birinde 5 ay, 5 yıl 10 ay. Şimdi arkadaş, burada Anayasa Mahkemesi açık ve net. Bunu size bahsettiğim geçmişteki Yargıtay kararları da uyarınca da bu kararın İstinaf Mahkemesi'ne gönderilmesi gerekirken hataen 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesi yetkisiz olan mahkemenin verdiği bu karar yok hükmündedir. Bu neye benzer? Yani sizin veya benim nasıl ki bu bir mahkeme kararını verme yetkimiz yoksa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde konumu budur. Benim veya sizlerin yazabileceği bir mahkeme kararı nasıl yok hükmü değilse, nasıl suç işlemiş olacak isek, aynı şekilde 14. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisinde olmayan bir kararı yazarak, kişilerin mağduriyetine sebep vererek, yargıda kaos yaratarak, yargıyı itibarsızlaştırarak suç işlemektedir. Hakim Savcılar Kurulu'nu göreve davet ediyorum. Kanunu bilmemek mazeret sayılamaz. Buradaki bu 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ben kanunu bilmiyordum. Ben bunu bilebilecek durumda değildim.
hata yaptım deme lüksü yoktur. Çünkü biz nasıl ceza kanunu uyarınca diyorsak vatandaşın kanunu bilmememesi mazeret sayılmıyorsa, mahkemenin de, mahkeme heyetinin de ben kararı bilmiyordum deme mazereti kabul edilemez. Böyle bir hata olamaz. Şimdi soruyorum tekrar. Enis Bey 25 yıl mı cezaevinde yatacak? 5 yıl 10 ay mı cezaevinde yatacak? Yargı sorunları çözer. Yargı cenazeyi ortada bırakmaz. O cenazeyi bir an önce kaldırır. Nedir bu cenaze? Bu cenaze mevcut olan hukuka aykırılıktır. Mevcut olan hak ihlaldir. Nasıl ki ambulans hasta olduğumuz zaman ambulans o hızla geliyorsa, hastayı tedavi etmek için, iyileştirmek için, hastaneye yetiştirmek için hızlı geliyorsa ambulans, nasıl yangın çıkmışsa itfaiye aracı hızlı bir şekilde o yangını söndürmek için mahalline gidiyorsa, burada ilgili mahkeme dediğimiz istinaf da bu hukuksuzluğu, bu hak ihlalini ortadan kaldırmak için bir an önce ya istinaf mahkemesi şu anda 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz edildiği için 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istemeli. Taraflar da bunu müracaat edip isteyebilir. Veyahut da 15. Ağır Ceza Mahkemesi şöyle bir karar oluşturmalı. Efendim ben bu konuda yetkili değilim. Yetkili olan yer efendim istinaf mahkemesidir. İstinaf mahkemesi 2. ceza dairesine bu dosyayı göndermesi lazım. Ve burada hani anayasa mahkemesinin kuruluş kanununun 50. maddesi diyor ki buradaki hak ihlalini ortadan kaldırır. Hak ihlali nedir burada? Bir, karar kesinleştiği için Adalet Bakanlığı Sicil Müdürlüğü'ne yazı yazacak. Enis Berberoğlu'nun o sicilindeki sabıkası vardır, şerhini silmesi lazım. Bir. İki, sonuçları. İki, milletvekilliği düşürüldüğü için mahkemenin bu karar uyarınca milletvekili düşürülmesi için fezleke meclise gönderilip milletvekilinin tekrar kazanılması için yazı göndermesi gerek. Yani buradaki Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlalindeki kararının hukuka aykırılıkları, hak ihlallerini tüm sonuçlarla ortada kaldırın. Kaldırılması gerekenin sonucu, tekrarlıyorum. Birincisi sabıka kaydında sicilin silinmesi. İkincisi kaybedilen milletvekilinin ortadan kaldırılarak yeniden milletvekilinin kazanılması için meclise yazı yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde burada biz Anayasa Mahkemesi'ni kararını bypass ederek, hiçe sayarak ve bunu uygulamayarak suç işlenmiş olur. İkinci kez ancak bu sefer tekrar yine Anayasa Mahkemesi'ne gidilebilir hak ihlali için. Yazık, günah değil mi arkadaşlar? Yani biz neye inanırız? Adaleti tecelli edecek olan yargıdır. Tarafsız ve bağımsız yargıdır. Yargı siyasallaşacaksa o ülkede gerçekten adaleti bulamayız. Çünkü hepimizin sığınabileceği liman, hukuk limanı yargıdır. Hukuk devletidir. Bunu dün akşam da geceleyin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirmiştim. Bu konuyu anlatmıştım. Konuya göstermiş olduğunuz ilgi ve hassasiyetten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı cevap vereceğim. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Türk Tatlılar Birliği, Barolar Birliği gibi meslek kuruluşları ve diğer meslek kuruluşları çoklu yönetim sistemi için çalışma yapılıyor zaten. Bununla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Bir de erken seçim tartışmaları var. Türkiye'de erken seçim olmalı mı? Bu sorulara cevap verirseniz. Bir, sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili gerek Türkiye Barolar Birliği, baroların, gerek de Türk Tabipler Birliği'nin birden fazla kurulmasına yönelik çalışmalar gerçekten anayasamızın sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili hükmüne baktığınız zaman çoklu baroyu kabul etmiyor. Çoklu Türk Tabipler Birliği'ni kabul etmiyor. Siz burada ne yapacaksınız? Yani Türk Tabipler Birliği'nin adını ne koyacaksınız? Türk kelimesinden rahatsız olup onun alternatifi olarak Sarı Tabipler Birliği'ni mi getireceksiniz? Burada
Bu benzeri uygulama değerli arkadaşım İran'da olmuştu. İran'da rejim değişikliği olduğu zaman rejimli karşı gelen, muhalif olan rejime o dönemde kalktılar. İşte baroları o dönemdeki İran rejimi ele geçirememişti. İran rejimi o barolarda ele geçirebilmek için aynen bu şekilde çoklu baro sistemini getirmişti. Türkiye çoklu baro sistemiyle efendim bu Türk Tabipler Birliği ile ilgili çoklu sistemi aldığı kopya İran'daki rejim değişikliğidir arkadaşlar. Bu anayasamızın ikinci maddesi diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti isek hukuk devletinde demokratik ilkeler uyarınca biz her türlü düşünceye müsamaha göstermek zorundayız. Bu düşünce ve ifade özgürlüğünün bir uzantısıdır. Farklı düşüncelerin toplumda olması toplumu geliştirir. Toplumun gelişimine katkı sunar. Toplum ilerler. Eğer bir toplumda tek ses varsa o toplumda ilerleme olmaz. O toplumda gerileme olur. Gelelim ikinci sorunuza erken seçimle ilgili. Türkiye eğer iyi yönetilmiş olsaydı, Türkiye'de işsizlik olmamış olsaydı, Türkiye'de enflasyon bu kadar yüksek olmamış olsaydı, Türkiye'de üretim olmuş olsaydı, Türkiye'de hukuk devleti olmuş olsaydı, Türkiye'de adalet olmuş olsaydı, Türkiye'de halk huzurlu ve mutlu refah içerisinde yaşamış olsaydı seçime gerek olmazdı. Ama bakıyoruz, işsizlik var, eğitimde sorun var, enflasyon sürekli artıyor, üretim yok. Dünyada böyle bir sistem yok. Fabrikası sürekli kapanan bir ülke, sürekli sayısı artan bir cezaevi dünyanın hiçbir ülkesinde yok arkadaşlar. Eğer bir ülkede sürekli fabrikalar kapanıyorsa, sürekli de cezaevleri artıyorsa o ülke iyi idare edilmiyor demektir. Şu anda Türkiye'de en fazla cezaevi olan, dünyada en fazla ceza olan ülke yer itibarıyla, kapladığı alan itibarıyla, mekan itibarıyla Türkiye'dir. İşte Türkiye iyi yönetilemediği için, iyi idare edilemediği için, üretim olmadığı için daha dün gece meclis tarafından 2020 bütçesine harcanmış olan parayı düşünün, kanunsuz anayasayı ihlal ederek kanunsuz harcanan parayı kanunun kılıfına uydurarak bakanlığa ve cumhurbaşkanlığına efendim borçlanma yetkisini iki kata çıkardılar. Biz şimdi hangi aydayız? Bugün 16 Ekim. Bugüne kadar harcamışlar. Bu harcanan para aslında kanun dışı, çünkü borçlanma yetkisi o kadar verilmemiş, çok fazla harcadıkları için biz ne yapıyoruz? Sorumluluk altına gireceğiz. Sorumluluk altına girmemek için, kanunun kılıfına uydurmak için efendim iki katına kadar borçlanma yetkisini bakanlığa, cumhurbaşkanına verdiler. Bu dahi tek başına ülkenin iyi idare edilemediğini, iyi yönetilemediğini, vatandaşın hakikaten fakr-ı zaruret içerisinde olduğu, yani sağlık desen yine aynı şekilde bir an önce erken seçim olması toplum rahat bir nefes alır. Baskılardan, özgürlüklerden kurtulmuş olur. Ve hiç olmasa bu bir güven oylaması anlamına da gelir. Yani mesela ben de milletvekiliyim. Arkadaşlar 5-6 tane koruma polisiyle dolaşmıyorum. AK Partili milletvekillerine gidin. Koruma ordusuyla dolaşıyorlar. Meclisin içerisinde sizler tanıksınız basın mensubu arkadaşlarım. Burada onu koruma ordusuyla dolaşıyorlar. Burada çakar arabalarla dolaşıyorlar. Ya meclis burası arkadaş. Yani bu anlamda Türkiye'deki bu tıkanmışlığı ancak bir erken seçim bu tıkanmışlığı ortadan kaldırabilir. Teşekkür ediyorum. Var mı başka soru? Efendim dün komisyonda bir öneriniz gündeme geldi. Bu durumlarla ilgili Basket, İngiliz gibi isimler. TTK'da bu anlamda sorulmuş herhalde. Nedir o tartışma? Bu dün değildi. Bir önceki gün çevre komisyonunda görüşülüyordu. Takdir edersiniz şu anda benim elimde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iş tüzüğü var.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzüğü ve anayasamız der ki, kanun yapılırken vatandaşın anlayabileceği şekilde Türkçe kelimeler kullanmanız gerekir. Yabancı kelime kullanılmaması gerekir diyor kanun yapılırken. Kanunun yapma tekniği, yapma özü itibariyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne her verilen kanun teklifi iç tüzüğün ilgili hükümleri uyarınca Kanun Kararlar Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Bürosu bir rapor düzenler. Gelen kanun teklifinin kanun yapma tekniğinin özüne uygun olup olmadığı hususuna bir inceleme ve araştırma raporu düzenler. Bu kanun teklifiyle ilgili düzenlenen 13 Ekim 2020 tarihli raporun ikinci sayfasında diyor ki skuter ibaresinin kanun diline yeni girmesi gözetilerek bunun Türk Dil Kurumu'na sorularak ne anlama geldiğini araştırın. Ondan sonra bu kanun teklifine bakın diyor. Benim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu'nda dile getirdiğim metin burada kanun kararların söylediği metindir. Buradaki kanun kararlar şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki arkadaş bunu Türk Dil Kurumu'na sorun. Türk Kurumu'na buna uygun bir kavram bulsun diyor. Ona yol gösteriyor. Ama basın görebildiğim kadarıyla işin mağazın boyutuyla ilgilenmekte. Çok ciddi bir iştir kanun yapmak. Kanun yapmak bizim rahmetli bir hocamız var. Derdi ki kanun yapmak el halısına benzer. Siz küçük irmikleri atarsanız da o halı kaliteli ve değerli olur. Büyük irmikleri atarsanız da o değersiz olur el halısı. Şimdi gelişi güzel. Argo kelimeleri İngilizce, yabancı, Fransızca, Almanca, Türk vatandaşımızın anlayamayacağı kelimeleri siz koyarsanız da diyor, kanun anlaşılmaz diyor. Kanun sade olmalı. Hatırlarsanız da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne eskide bulunan Osmanlıca kelimeler hepsi ayıklandı. Niye ayıklandı? Denildi ki vatandaş efendim eski dil Osmanlıcayı bilmiyor. Bilemiyor. Bilebilecek durumda değil. Onun için öz Türkçe, Türkçe ile sade kavramlarla bu işin kanunu yapılması gerekir. Bizim de söylediğimiz bundan ibarettir değerli arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'na sorulsun dedik. Türk Dil Kurumu'nun göstereceği kavram, yol gösterisi neyse o olsun dedik. Yani şu kavramlar döndü mü isimle? Basket, ingit isimleri döndü mü teklif edildi? Türk Dil Kurumu'nda böyle bir teklif hangi isim önerirsin gelmedi. Ve sorduklarını söylüyorlar komisyon üyeleri. Ben dedim varsa bana yazılı verin. Hukukta söz uçar yazı kalır. Yani ama yazılı bir belge Türk Dil Kurumu cevabını veremediler. Ama tabii ki söyleyen arkadaşlar kendi adına bilemem ama netice itibarıyla ben burada avukatım, hukukçuyum, hukuk diliyle konuşuyorum. Kanunun nasıl yapılması gerektiği hususunda komisyon üyelerine, başkana, meclise yol göstereceğim amacıyla ben bu cümleyi söyledim, bu kavramı söyledim. Türk Dil Kurumu cevabı versin bakalım. En uygun kavram hangisiyse yol göstereceği anlamda onu söylesinler. Var mı başka soru arkadaşlar? Peki, teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Benim burada konum değerli arkadaşlar burada Enis Berberoğlu'nun kararıdır. Bu konuyu perdeleyecek bir şekilde başka bir konuya da girmek istemiyorum. Teşekkür ederim.